Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Adım Günay. Antalya Aksekiliyim. Bundan tam 55 yıl önce Akseki'ye bağlı dağlık bir köyde oturuyorduk. Babamla birlikte keçi güderdik. Hem kendi hem de amcamların keçileri vardı. Kalabalık bir sürüydü. Baharda keçilerin yünlerini kırkar, yani tıraş ederdik. Derede güzelce yıkar, sonra güneşlendirirdik. Sonra da çuvallara doldurur, pazarlara götürmek için hazır bekletirdik. Senede iki, bazen üç defa çevre illere pazar yerlerine giderdik. Bazen keçilerin yünlerini satmaya, kurban zamanı geçtiğinde kurban derilerini satmak için, bazen de yaptığımız peynirler için pazar yerlerine giderdik. 1967 yılı bahar aylarıydı. O sene kurban da bahar ayına denk gelmişti. Keçilerin yünlerini kırktık yine babamla. Annem gelip yanağımdan öptü. "Hayırdır ana?" dedim. "15 yaşında oldun," dedi. Gülümsedim. "Evet. Anam beni, babam keçi kırkarken doğurmuş. Ay veya gün belli değil. O sene de her zamanki gibi yünleri yıkayıp kuruttuk. Kurbandan sonra derileri de alarak düştük bor yoluna. 4 eşek yükümüz vardı. Yolda giderken babam, "Bu sene az oldu yün. Geçen sene 5 eşekle gittiydik," diyordu. "Olsun baba, canımız sağ olsun," dedim. "He öyle, hamdolsun. Bunlar var ya, ya olmasaydı? Şimdi bunları satar, bize lazım olan şeyleri alırız," dedi. Gidiş yolumuz bir hafta kadar sürüyordu. Bor pazarına gittik. Önce yünleri sattık. Ardından da derileri satacaktık. Her zaman toptan deri verdiğimiz adamın tezgahı boştu. "Nerede?" diye sorduk. "Vefat etmişti. Başka kime satabiliriz?" dedik. Bize bir adamı tarif etti. O adamın yanına gittik. Adam keçiden çadır gibi bir şey yapmıştı kendine. İçeride durmuş bir şeylerle uğraşıyordu. Biz girip "Selamun aleyküm" deyince birden irkildi. Selamımızı almadı. "Ne var?" diye sertçe sordu. "Derilerimiz var, satmaya geldik," dedi babam. Adam bizimle ilgilenmiyordu. Babam, "Mehmet emmiye satardık biz eskiden. O da rahmetli olmuş," dedi. Adam derilerin arasında bir şeyler saklamaya çalışıyordu. Masanın üzerinde iğne iplik, hatta çuvaldız falan da vardı. Çeşitli kağıtlar. Ne yaptığını anlamamıştım. Zaten biz içeri girince bir panik olmuştu. Hızlıca masadaki eşyaları kaldırmaya başlamıştı. İşini bitirince 2 liradan alırım," dedi. Babam durdu. "Geçen yıl Mehmet emmi 3 liradan aldıydı," dedi. Adam da, "İşine gelirse kardeşim, ben 2 liradan alıyorum. Konya'ya git, orada 3 liradan satarsın," dedi. Babam da, "Peki o zaman Konya'dan döneriz Akseki'ye," dedi. Dükkandan çıkarken adam birden, "Durun," dedi. Ben 3 liradan almaya razı oldu diye düşünürken adam eline bir bohça aldı ve "Bunu Konya'daki Debba Eşref'e bırakır mısınız?" dedi. Babam, "Peki bu Debba Eşref bizden derileri 3 liraya alır mı?" dedi. Adam da, "Alır tabi, sen benim selamımı söyle yeter," dedi. Babam da, "Adın ne?" dedi. Adam, "Debba Mustafa, böyle dersen o beni bilir," dedi. Babam da, "Peki," dedi. Dükkandan çıktıktan sonra babama, "Baba, hem adam bize ters davrandı, hem derilerimizi almadı, hem de ona iyilik yapıyorsun," dedim. Babam hiç istifini bozmadan, "Biri sana kötülük yaparsa sen ona iyilik yap buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem," dedi. "Adam bize kötülük yapmadı. Bu ticarettir. İşine gelirse verirsin o fiyata, işine gelmezse vermezsin. Şimdi biz Konya'ya kadar gideceğiz zaten. Adamın emanetlerini de veririz," dedi. "Peki keçi yünlerini ne yapalım baba?" dedim. "Birazı kaldı." "Buradan fiyat alalım, orada bakarız," dedi. "Ya istediğimiz fiyatı orada vermezlerse?" dedim. O da, "Bahtımıza," dedi. Burada keçi yünlerinin çuvalını 10 lira verdiler. Babam da vermedi. "Konya'ya gidelim, orada bakarız," dedi. Önümüzde 3 günlük yol vardı.
Bora kadar boşuna gelmiştik. Sadece Debba Mustafa'nın emanetini götürmek nasip oldu. Bordan çıkıp Konya'ya doğru giderken hava kararmaya başlamıştı. Babam da şurada geceyi geçirelim dedi. Alabildiğine çorak bir arazi ve tek bir ağaç bile yok. Neyse ki yolda gelirken bulduğumuz çalı çırpı odunları yüklemiştik bineğimizin heybesine. Yoksa buralarda gece donar insan. Düz bulduğumuz bir yere yaktık ateşimizi. Eşeklerin sırtındaki yükü indirdik. Sularını yemlerini verdik. Bir de nevalimizi açıp Allah ne verdiyse akşam yemeğimizi yedik. Keçi tulumuna basılı peynir, yufka ekmeğin arasında ne güzel olur bilir misiniz? Yanında yeşil soğan, acı biber. O gece karnımızı doyurduktan sonra derileri ve keçi yünlerinin bazısını etrafımıza, bazısını da başımızın altına yastık yapıp uyumaya başladık. Uykuya daldıktan sonra ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Babamın dürtmesiyle uyandım. Kalk Günay, eşekler yok dedi. Hemen ayağa fırladım. Etrafıma baktım. Zifiri karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Ateş de bayağı bir köz olmuştu. Babam ateşe birkaç odun daha attı. Odunun birine bir bez parçası sardı ve heybeden çıkardığı reçineyi bu beze buladı. Sonra ateşe tuttu. Başladık eşekleri aramaya. Dördü yük yüklediğimiz, ikisine de bizim bindiğimiz toplam 6 eşek kayıptı. Yattığımız yerden çok da uzaklaşmadan eşekleri aradık. Seslendik, taradık ama eşekler yoktu. Babam bana kızıyordu. Oğlum sıkı bağlamadın mı bu eşekleri? Nasıl çözülüp giderler kendi kendilerine dedi. Baba sıkı sıkı bağladım vallahi. Kendi başlarına sökmeleri imkansızdı dedim. Hırsızlar mı çaldı o zaman? Hırsız olsa bizim malları da çalardı. Neden sadece eşekleri çaldılar ki dedi. Haklıydı. Etrafı kolaçan ettikten sonra ateşin başına döndük. Babam kara kara düşünmeye başladı. Şimdi sabah olunca bu malları nasıl taşıyacağız? Burada bıraksak olmaz. Sırtımıza da alamayız ya onca yükü. Keşke orada satsaydık dedi. Babamın o çaresizliği beni bir fikir yürütmeye itmişti. Aklıma da gelmişti. Baba, sen sabah Debba Mustafa'nın yanına git. Ben malların başında bekleyeyim. Ona durumu anlat. 2 liradan vermeye razı ol. Eşeklerini al gel. Sonra götürüp veririz hepsini dedim. Adam bize güvenir mi eşekleri vermeye dedi. Başka çaremiz var mı baba? Bir dene dedim. Babamın da aklına yatmıştı. Sabaha çok var. Hadi biraz daha uyuyalım dedi. Başımı koydum ama artık uykum kaçmıştı. Bu moral bozukluğu ile uyu uyuyabilirsen zaten. Babam da uf puf çekip sağa sola dönüyordu. Eminim aklındaki şey amcamlara bunu nasıl açıklayacağıydı. Eşeklerin 3'ü amcamlarındı. Amcam da yengem de çok pimpirikli insanlardı. Bir sürü laf edeceklerdi bize. Bir süre sonra babamın sesi çıkmaz oldu. Ben de uyudu zannettim. Sırt üstü uzanmıştım. Birden etraftan garip sesler gelmeye başladı. Çıngıraklı yılanların çıkardığı ses gibiydi. Dört bir yandan geliyordu o sesler. Babam başını kaldırıp "Duydun mu Günay?" dedi. "Duydum baba. Bu ses de ne?" dedim. Hemen yanıma doğru yanaştı. Etrafa bakmaya başladık. Sesler giderek artmaya ve yakınlaşmaya başladı. Dört bir yandan çıngırdama sesleri yanında bir de tıslama sesleri gelmeye başladı. Babam, bu kadar yılan nasıl olur da dört bir yandan üzerimize gelir? Olacak şey değil dedi. Kalktı ve bez doladığı sopayı ateşe tuttu. Alev alan sopayı etrafa tutmaya başladı. Karşımda gördüğüm şeyi algılamakta güçlük çektim önce. Elim ayağıma dolaştı. Bu bizden kaçan eşeklerden biriydi ama başı yılan başı gibi, kuyruğunda yılan kuyruğu gibiydi. Hani deniz atı olur ya, onun gibi duruyordu. Gözlerindeki kırmızı ışık etrafa saçılıyordu. Babam karşısında gördüğü şeye baktı. Sonra arkasına döndü. Arkamızda da vardı. Sağımızda, solumuzda, her yanımızda o yaratıklardan vardı. Babam beni kollarının arasına aldı ve elindeki sopayı savurmaya başladı. Ateş onları daha da çılgına çeviriyordu sanki. Daha da yaklaşmaya başladılar. Babam da ben de bağırmaya başladık. Anlamsızca bağırıyorduk.
Bir arkamıza bir önümüze bakıyorduk. Sarmışlardı etrafımızı. Sonra yavaşça hepsi önümüzde toplanmaya başladı. 6 taneydi. Tam da bizden kaçan eşek sayısı. Onlar önümüzde toplanınca babam beni geri çekerek geri geri gitmeye başladı. Biz çekilince o yaratıklar derilerin olduğu yere yöneldiler. Sonra Debba Mustafa'nın verdiği bohçayı buldu biri. Alıp hızla uzaklaştı. Diğerleri de peşinden gitti. Babamla birbirimize sarılmış şekilde kaldık. Fark ettik ki hala bağırıyoruz. Sonra sakinleştik. Çuvalların başına gittik. Başka hiçbir şey almamışlardı. Sadece o bohçayı alıp gitmişlerdi. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Babam başladı Bismillah, Bismillah demeye. Baba, onlar da neydi öyle dedim. Babam hala titriyordu. Cinler dedi. O anda benim de içime bir titreme girmişti. Ne istediler baba bizden dedim. Bizden değil. O debbağın verdiği bohçayı alıp gittiler dedi. Ne vardı acaba dedim. Sesim hala titriyordu. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Babamla tetikte beklemeye başladık. Sabaha kadar öyle durduk. Gün aydınlanınca etrafta bir tur attık. Bizim eşeklerden de o yaratıklardan da bir iz yoktu. Babam akşam konuştuğumuz gibi Bora gidip Debba Mustafa ile konuşacaktı. O gittikten sonra ben malların başında beklemeye başladım. Kah uyudum, kah dolaştım. Arada sırada uzaktan birilerinin geçtiğini gördüm. Uzaktan bakıp yollarına devam ediyorlardı. Akşama kadar babam gelmeyince beni bir endişe almıştı. Ya babam gelmezse diye. Başına bir şey gelmediyse babam mutlaka bu saate kadar gelmeliydi. Ya gece babam yanımda olmazsa ben ne yaparım bu ıssız, bu korkunç yerde? Gece yaşadıklarım zaten aklımın yarısını aldı. Bu gecede burada yalnız kalırsam, hele bir de o yaratıklar tekrar gelirse herhalde kafayı yer ölürüm dedim. Akşam karanlığı çökmeye başlamıştı. Her dakika içimdeki korku kat be kat artıyordu. Gözüm sürekli babamın geleceği yoldaydı. Son ana kadar umutla babamın yolunu gözledim. Fakat babam gelmedi. Ateşi yakıp beklemeye başladım. Ama korkudan yerimde duramıyordum. Normalde cesaretliydim. Gece vakti keçilerle dağda tek kaldığım olmuştu birkaç kez. Ama dün gece gördüklerim bütün cesaretimi almıştı benden. Etrafa baka baka oturuyordum. Gece iyice çökmüştü. Etraftan ayak sesleri gelmeye başladı. Patır patır sesler geliyordu. Ayağa kalktım. Babamın yaptığı gibi bez sarılı odunu reçineye buladım ve ateşe tuttum. Sonra etrafa bakmaya başladım. Sesler yaklaşınca elim ayağıma dolandı. Çuvalların arkasına geçtim. Beklemeye başladım. Az sonra az ilerimde bir hareketlilik oldu. Ateşin yaydığı ışığa bir şeyler yaklaşıyordu. Titremeye başladım. Dişlerimi sıkıyordum. Dişlerim birbirine değdikçe takırdıyordu. Ve en sonunda bizden kaçan eşekler birer birer çuvalların yanına gelmeye başladı. İlk başta korkmuştum. Ama normal görünüyorlardı. Birer birer çuvalların yanına gelip beklediler. Bir süre yaklaşamadım. Sesler çıkardım ama bir şey yok. Bunlar bizim eşekler. Yanlarına yavaşça yaklaştım. Hiç ses çıkarmadılar. Kaçmadılar da. Yularlar hala boyunlarındaydı. Onları tutup birer birer bağladım. Hatta konuştum onlarla. Nereye kayboldunuz siz? Dün geceki haliniz neydi öyle? Onlar siz miydiniz? Yoksa size benzer şeyler miydi? Eşeklerle konuşuyordum. Korkudan iyice kafayı oynatmıştım. Eşekleri bağlayınca oturup beklemeye başladım. Babamın neden gelmediğini düşünüyordum. Mutlaka başına bir şey gelmişti. Yoksa ne yapar, ne eder, babam bu gece beni yalnız bırakmazdı. İkide bir eşeklere bakıyordum. Tekrar dün geceki hallerine dönüşecekler diye ödüm kopuyordu. Bu karanlıkta nereye gideyim, ne yapayım diye düşünüyordum. Gecenin ayazı çökmüştü. Çuvalları etrafıma dizdim. Ateşi ortaya aldım. Eşekler de gelen ayazı kesiyordu biraz olsa. Üzerime keçeyi çekip beklemeye başladım. Dün gece de uykusuz kalmıştım. Gündüz de endişeden uyuyamamıştım.
uyku iyice bastırmıştı. Aklımda babamın nerede olabileceği dolaşıp duruyordu. Öylece uyuyakalmışım. Gece bir ara eşekler huysuzlanınca uyandım. Yanı başımda dikilmiş duran biri vardı. Panikle başımı kaldırıp baktım. Bu babamdı. Hemen ayağa fırladım. Babama sarıldım. Baba neredesin? Öldüm meraktan. Başına bir şey geldi zannettim dedim. Babam, geldim işte, buradayım. Eşekler de gelmiş dedi. Evet baba, kendiliğinden geldiler dedim. Başını salladı. Ne oldu baba? Debba Mustafa ne dedi dedim. Gel benimle dedi. Ne oldu baba dedim. Kolumdan tuttu ve yürü dedi. Karanlığa doğru sürüklüyordu beni. Baba dur, neden gidiyoruz karanlığa dedim. Zorla kolumdan çekiştiriyordu. Babam olduğu için çok da karşı koyamamıştım. Kör karanlıkta ilerliyorduk. Arkama baktım. Ne ateş, ne çuvallar, ne de eşekler. Hiçbir şey görünmüyordu. Paniklemiştim. Öyle çok da uzaklaşmamıştık halbuki. Baba çuvallar, eşekler, ateş, hiçbir şey görünmüyor dedim. Babam ses vermiyordu. Hala kolumdan tutmuş sürüklüyordu beni. Baba nereye gidiyoruz dedim. Yine ses vermedi. Korkmaya başlamıştım. Az ileride bir hareketlilik vardı. Ayak sesleri geliyordu. Kalabalık gibiydiler. Yaklaşınca fark ettim ki bunlar değişik şekillere bürünmüş, insan görünümlü yaratıklardı. Kıpkırmızı gözlerini bana dikmişlerdi. Onları görünce baba diye bağırdım. Babama dönünce anladım ki o da onlardandı. Onun da gözleri kıpkırmızıydı. Beni kolumdan zapt etmeye çalıştıkça ben kurtulmak için çabalıyordum. Kalabalıktan iki tane kolu bacağı kısa yaratık geldi. İkisi beni kollarımdan tutmak için yeltenince benim artık korkudan nefesim kesilmişti. O anda kalbimden besmele çekmek geldi. Kendiliğinden dudaklarımdan döküldü. Bismillah dedim. Ben deyince babam sandığım o yaratık kuyruğuna basılmış fare gibi ciyakladı. Bana doğru yaklaşanlar da öyle. Tekrar Bismillah dedim. İkinci besmelede kollarımı bırakıp uzaklaşmaya başladılar. Nefesimi toplayıp avazım çıktığı kadar Bismillahirrahmanirrahim dedim. Öyle çığlıklar attılar, öyle kaçıştılar ki ortalarına kurt girmiş koyun sürüsü gibi dağıldılar. O anda arkama dönüp kaçmaya başladım. Ve az ileride yanan ateşi gördüm. Çuvallar ve eşekler yerli yerindeydi. Oraya koşup çuvalların ortasına attım kendimi. Siper gibi kullanıp etrafı gözetliyordum. Dilimde sürekli besmele vardı. İhlas, Felak ve Nas surelerini biliyordum. Onları okumaya başladım. Ben okumaya başladığımda eşekler tekrar huysuzlandılar. Sonra sakinleştiler. Sabaha kadar besmeleyi dilimden düşürmedim. Sabahın ilk ışıklarıyla eşekleri yüklemeye başladım. Yüklerken acaba Bora gidip babama mı baksam yoksa Akseki'nin yolunu mu tutsam diye düşünüyordum. Babamın akıbetini bilmeden çekip gitmek olmazdı. Eşeklere deh deyip düştüm tekrar Bor yoluna. Öğleden sonra oradaydım. Derici Mustafa'yı buldum hemen. Beni görünce kaşlarını çattı. Selamun aleyküm emmi dedim. Yine selamımı almadı. Babam sana gelecekti. Gördün mü onu dedim. Yok, görmedim dedi. Nasıl olur emmi? Dün sabahtan buraya doğru yola çıktı dedim. Gelmedi dedim ya çocuk. Var git işine dedi. Buralarda değilse nerelerdedir bu adam dedim. Ne bileyim ben dedi. Etrafa bakarken derici, emanetim o ne oldu? Vermediniz mi yoksa dedi. Amca emanetini aldılar dedim. Başım önümde dururken adam yakama yapıştı. Ne demek aldılar? Kim aldı dedi. Müsaade edersen anlatacağım dedim. Yakamı bıraktı. Anlat dedi. O gece başımıza gelen olayları anlattım. Babamın gelip ondan yardım isteyeceğini, gittiğini ve geri dönmediğini söyledim. Adam başını kaşıdı. Sonra ne diyorsun sen be çocuk? Hiç öyle şey olur mu? Masal mı anlatıyorsun bana dedi. Emmi, vallahi doğru anlattıklarım, yeminle bak. Yoksa biz emanete sahip çıkanlardanız. İçinde ne var diye açıp bakmadık bile dedim. Adam yakamdan tuttu ve be yürü git işine yaramaz seni. Bir emanete sahip çıkamadınız dedi. Benim canım yanmış, babam kayıp,
Sen emanetinin peşindesin dedim. Bana ne be? Git nerede ararsan ara babanı. Ha, eğer ki baban emanete bakmışsa ya da almışsa başı çok büyük belada, benden söylemesi dedi. Adama söylene söylene ayrıldım oradan. Burada sağa sola baktım. Sordum etraftakilere ama gören olmamıştı. Yolumun üzerinde gördüğüm herkese sordum ama babamı gören yoktu. Çaresiz Konya'ya doğru yola çıktım. Babam çocuk değil ya. Eğer başına bir şey gelmediyse evin yolunu bulur. Ama eğer başına bir şey geldiyse şu yükü üzerimden attıktan sonra tekrar geleceğim buralara. Yolda dün konakladığım yere yakın bir yerde konaklamam gerekiyordu. Bu geceyi nasıl geçireceğimi bilmiyordum. Odun da kalmamıştı. Yolumun üstünde odun yapabileceğim bir şeyler aradım. Bir ağacın kurumuş dalını söktüm. Çalı çırpı topladım. Dün gece konakladığım yeri geçip durdum. Karanlık çökmek üzereyken ateşimi yaktım. Eşeklerin yükünü indirip bağladım. Karanlık çökerken dua etmeye başladım. Yerleşim yerleri çok uzakta kaldığı için ezan sesi duyulmuyordu. Allah'ım, canım sana emanet, sen beni koru dedim. Heybemdeki son azığımı da yiyip beklemeye başladım. Zifiri karanlık değildi bu gece. Ay ışığı biraz da olsa kendini gösteriyordu. Parçalı bulutlu bir hava vardı. Sanırım yağmur yağacaktı. Bir de yağmur yağarsa vay benim halime. 2 saat kadar geçmişti. Ay gökyüzüne doğru tırmanmıştı. Gece yarısına yakındı belli ki. Bulutların arasına girdiğinde ortalık karanlıklaşıyordu. Bulutlar toplanmıştı. Üşümeye başlamıştım. Ateşe daha çok odun attım. Bir süre sonra davul gibi bir ses gelmeye başladı. Hemen çuvalların arasına girip beklemeye başladım. Davul her vurduğunda kalbim yerinden çıkıyordu. Ses yaklaşmaya başladı. Bir anda çok yakınımda olduğunu hissettim. Ateş yaktığım için bana doğru geliyorlardı. Hemen ateşi söndürdüm. Her yer zifiri karanlık olmuştu. Ama bir süre sonra gözüm alışmıştı. Ateş varken etrafı bu kadar iyi göremiyordum. Davul sesi yakınlarıma kadar gelip sonra uzaklaştı. Sonra birden durdu. Çıt ses çıkmıyordu. Ben üşümeyi bırakmış, korkudan terlemeye başlamıştım. Yüzüstü yerde yatarken omuzuma bir el dokundu. Hızla korkup arkamı döndüm. Başımda bir adam vardı. Sen de kimsin dedim. Ben Debba Eşref dedi. Sen şu Konya'daki dericisin. Sana emanetini getirecektik dedim. Evet, ben o dericiyim. Emanetim nerede dedi. Amca, anlatacağım dedim. Adamın sesi çok sinirli geliyordu. Kalkıp etrafıma baktım. Davul sesini duydun mu dedim. Duydum dedi. Gecenin bir vakti bu ıssız yerde davulcu nedir ki dedim. Cinler dedi. Ne diyorsun amca? Cinler davul çalar mı dedim. Sen bırak onları da emanetim nerede dedi. Ateşi yakıp olanları anlattım. Emanetin alındığını öğrenince deliye döndü. Babamın kaybolduğunu duyunca da deli gibi bağırmaya başladı. O bağırdıkça etrafımızda bir hareketlilik başladı. O bağırdığından olan biteni duymuyordu. Bense etrafa bakarak sus sus diyordum. En sonunda gelen sesleri duydu. Ne oluyor dedi. Bir anda etrafımızda onlarca karartı gezinmeye başladı. Adam dilini yutmuştu sanki. Dilsiz insanlar gibi bağırmaya başladı sonra. O karartılar kayboldu ama arkasından karanlığın içinden kırmızı gözler belirmeye başladı. Bize doğru yaklaşıyorlardı. Çuvalların arasına geçip Allah'ım sen yardım et diye dua ettim. O anda sert esen bir rüzgardan sonra şimşekler çakmaya başladı. Bir anda ortalık gündüz gibi aydınlanıyordu. Şimşek çaktığında ortaya çıkan manzara korkunçtu. Etrafımızda onlarca değişik şekillere bürünmüş cin vardı. Her şimşekte yerlerinden zıplıyorlardı. Bir anda yağmur bastırdı. Ardına gelen şimşekle ortalık aydınlandı. Ve aniden çok yakınımıza bir yıldırım düştü. Yıldırım düştüğünde kulakları sağır eden çığlıklar yükseldi. Tekrar şimşek çaktığında ortalıkta kimse yoktu. O derici bile yok olmuştu. Yağmur biraz daha devam etti ve sonra dindi. Korkudan ve soğuktan titriyordum. Ama Allah'a şükürler olsun ki dualarımı duymuştu.
beni bu karanlıkta yalnız bırakmadı. Orada anladım ki eğer gerçekten kalpten dua ederseniz Allah mümin kulunu asla yalnız bırakmaz. Odunlar ıslanmıştı. Tekrar ateş yakamadım. Üzerime keçeyi çekip ıslak ıslak öylece sabahladım. Dilimde sürekli Allah lafzıyla sabah ettim. Gün ışığında boğazım şişmişti ve öksürüyordum. Ama olsun, hayatta kaldım ya. Aklım yerindeydi çok şükür. Eşekleri topladım ve doğru Konya pazarına sürdüm. Konya'ya varmadan yine mola vermem lazımdı. Ama bu sefer bir yerleşim yerine girdim. İnsanlara yakın bir yerde geçeledim. Hem ezan sesi de geliyordu. Sabaha kadar dua ettim. Sabah pazara gidip derici Eşref'i sordum. Dünden beri gören yoktu. Derileri satmak istediğimi söyleyince bana başka bir derici söylediler. Onun yanına gittim. Derileri 4 liradan alabileceğini söyledi. Şaşırmıştım. Bordaki derici Mustafa 2 lira vermişti. İyi ki vermemiştik ona. Derileri sattığım adam yünlerini de alırım dedi. Onlara da iyi para verdi. Yükleri boşaltmıştım. Üstüm başım perişandı. Adam bana baktı ve zor bir yolculuk yapmışsın. Biraz dinlen, öyle git dedi. Sağ ol, Allah razı olsun dedim. Üzerime temiz kıyafetler verdi. Diğerlerini yıkayıp kuruttum. Öksürüğüm için de bal ve çörek otu verdi. Çok iyi bir adamdı. Bu gece burada kal, yarın gidersin dedi. Tamam dedim. O gece onun dükkanında geçirdim. Uyumadan yine dua ettim. Çok yorulmuştum. Günlerdir uykusuzdum. Başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Bir rüya görüyordum. Debba Mustafa babamın ellerini bağlamış işkence ediyordu. Etrafında yine o değişik şekillerdeki cinler vardı. Babamın etrafını çevirmişlerdi. Babam beni görünce "Oğlum kurtar beni" dedi. Kanter içinde uykudan uyandım. Babamın o derici Mustafa'nın elinde olduğunu anlamıştım. Sabah erkenden dükkan sahibi gelince eşekleri ona emanet ettim ve Bor'a doğru yola koyuldum. 2 günde varmıştım bu sefer. Derici Mustafa'nın dükkanına gittim. Karşısına dikildim. "Babam nerede?" dedim. Bana bakıp "Yürü git işine be çocuk" dedi. "Babam nerede?" dedim. Üzerime yürüdü ve beni kovdu. Ben de uzaklara gidip onu gözetledim. Akşam dükkanını kapatıp evine doğru yola çıktı. Ben de uzaktan ona görünmeden takip ettim. İkide bir arkasına bakıyordu. En sonunda girdiği evi gördüm. Karanlığın çökmesini bekledim. Ardından eve yaklaştım. Dışarıdan hiçbir şey görünmüyordu. Çatıya çıktım. Evin avlusuna doğru geçerken dışarıda bir kümes olduğunu fark ettim. Oraya yöneldim. Pencereden kısık sesle "Baba" diye seslendim. Babam "Günay, sen misin?" dedi. "Benim baba, seni kurtaracağım, korkma" dedim. "Oğlum dikkat et, her yerde cinler var" dedi. Kapıya yöneldiğim anda derici Mustafa evinden çıktı. Beni görünce gülmeye başladı. "Bre kafasız çocuk, tek başına mı geldin?" dedi. "Hayır, tek başıma değilim" dedim. Adam güldü. "Seni yalancı velet, hani nerede, kimse yok." "Ama ben tek değilim" dedi. Birden iki yanımda 2 tane gölge belirdi. Tam kollarımdan tutacakları anda "Bana Allah yeter. Ben burada yalnız değilim. Allah her daim haklıların yanındadır" dedim. O 2 gölge bir anda alev topuna döndü ve saniyesinde kayboldu. Derici Mustafa geriye doğru çekildi ve "Sen benden de beter bir büyücüsün. Nasıl yaptın bunu?" dedi. "Ben büyücü falan değilim. Ama sen pislik bir adamsın" dedim. Babamın olduğu kümesin kapısını açtım. İçeride başını bekleyen bir cin daha vardı. Onu görür görmez Felak suresini okumaya başladım. Anında o da kayboldu. Nas suresini okurken babamın ellerini ve ayaklarını çözdüm. Derici kapıda bekliyordu. Bize yaklaşamıyordu. Babamı alıp uzaklaştım. Bir yılan gibi tıslıyordu sadece. Babamla düşe kalka kaçtık oradan. Babama neler olduğunu sordum. "Anlatacağım" dedi. Bordan çıkıp uygun bir yerde durduk. Babam biraz dinlendi ve anlatmaya başladı. Dericinin verdiği emaneti sen görmeden açtım. O anda gördüğüm şeyler çok garipti.
Meğer o bohçada büyülü bir deri parçası varmış ve o deri parçasını elinde bulunduran insanların aklını okuma gibi bazı güçlere sahip oluyormuş. Ben de o deri parçasını elime aldığımda sana doğru baktım. Senin aklından derileri sattığımızda babama bir gömlek almak istediğimi söylesem mi diye geçiyordu. O an o derinin tılsımlı olduğunu anladım. Bohçayı tekrar sarıp yerine koydum. Ama Konya'ya gittiğimde onu derici Eşref'e vermeyecektim. Sanırım bunu anladılar. O gece eşeklerin kılığına girerek bizden onu aldılar. Ertesi günde derici Mustafa ile konuşmaya gitmiştim ki beni görünce "Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun?" dedi. Ben de "O deri parçası neyse ben de istiyorum." dedim. Artık onun bir büyücü olduğunu anlamıştım. Bana "Emaneti yerine teslim etmeyecektin değil mi?" dedi. "Evet," dedim. "Kim istemez ki böyle bir gücü olsun?" "Tamam o zaman. Derileri ve yünleri bana getir. Onların karşılığında sana bu gücü bahşederim," dedi. O anda aklım başıma geldi. "Bahşetmek yalnız Allah'a mahsustur. Sen kimsin?" de dedim. Bu lafıma çok sinirlenmişti. Yüzüme bir toz fırlattı. Gerisini hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ayıldığımda başımı bekleyen cinler vardı. Elimi ayağımı bağlamışlardı. "Sonra sen geldin işte," dedi. "Baba, bu adamın dersini vermemiz lazım," dedim. "Hele bir Akseki'ye varalım," dedi. "Önce Konya'ya gitmemiz lazım. Eşekleri oradaki dericiye emanet bıraktım," dedim. "Nasıl olur? O derici Eşref beterin beteridir. Nasıl bıraktın?" dedi. "Ona değil, başkasına bıraktım," dedim. Ve geçen gece derici Eşref'le yaşadıklarımı anlattım. Babam şok oldu. "Sen neler yapmışsın böyle?" dedi. "Baba, insan gerçekten iman gücüyle savaşırsa o şerliler karşımızda duramaz," dedim. Babam sırtımı sıvazladı. "Oğlum büyümüş maşallah," dedi. Konya'ya gittiğimizde eşekleri emanet ettiğim adamla babamı tanıştırdım. Bana yaptığı iyiliklerden yolda bahsetmiştim. Babam adama çok teşekkür etti. Derici Eşref'i sordu. Adamın suratı düştü. "Onu boş verin siz. Deri satmak istediğinizde bana gelin," dedi. Adama yaşadığımız şeylerden bahsettik. Adam, "Gelin içeri," dedi. Meğerse o derici Eşref'in büyülerinden korunmak için bir hüddama gidiyormuş bütün çarşı. Bu Eşref, rakiplerini ve sevmediği, takıştığı kişileri bertaraf etmek için büyü yaptırıyormuş sürekli. Ondan korunmak için gittikleri hüddamın evini tarif etti. Babamla o hüddamın evine gittik. Olanları anlattık. Bize baktı ve "Bu Mustafa'nın suyu ısındı artık," dedi. Bize birer muska verdi. "Siz varın yolunuza gidin. Onunla ben ilgileneceğim. Yılanın başını küçükken ezmeli," dedi. Biz babamla Akseki'ye doğru döndük. Başımıza gelenleri amcamlar ve annem dışında kimseye anlatmadık. Ertesi yıl Bor pazarına tekrar gittik. Biz döndükten sonra bir gece Debba Mustafa'nın evinden korkunç çığlıklar duyulmuş. O da tası tarağı toplamış ve kaçmış. Dükkanı, evi bir yıldır boşmuş. Demek ki o hüddam dediğini yapmıştı. Bir sonraki yılda Debba Eşref'in yanına gittik Konya'ya. O da kaçmıştı. Pazar yine dürüst, alnının teriyle kazanan esnaflara kalmıştı. Babam da hep onların yanına gitti. Onlarla ticaret yaptı. "Haydi pazar ola, ya Allah, Bismillah," diye bağırarak girerdi pazara. Üzerinden yıllar geçti. Babam vefat etti. Bayrağı ben devralmak istedim ama amcam izin vermedi. Ben de şehre gittim. Orada kurdum düzenimi. Hayatım boyunca hep helalinden kazandım ve helalinden yedim. Herkese de böyle tavsiye ederim. İmanla edilen dua müminin en büyük sığınağıdır. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.